Bekliyorum. Siz benim babam sayılırsınız. Hakkınızı ödeyemem. Benim için ne kadar önemli olduğunuzu anlatamam. Sizi üzmek istemiyorum ama... Yani... Bunu hiç istemem. Size haksızlık. Beşir. Beşir oğlum, niye ağlıyorsun? Bilmiyorsunuz. Çok utanıyorum. Kafan karışık değil mi? Bir yanın gitmek istiyor, bir yanın bunca senelik bağları koparamıyor. Anlıyorum seni. Askerlik durumunda tuzu biberi oldu. İyice bozuldu sinirleri. Bu bir dönem ama geçecek. Konuştuk bunları. Hayat bazen çok acımasız. İnsanı yaşamaktan bile bezdiriyor. Ama hep böyle devam edecek diye bir şey yok. Bak bana. İnci'yi kaybettiğimde nasıl sarsıldım biliyorsun. Dipsiz bir kuyuya düştüm senelerce. Duvarlara çarpacak. Çocuklarım için tutundum hayata. Bundan sonra böyle diye kabullenmekten başka çarem yoktu. Yaşar gibi yapmaktan başka. Ama sonra ne oldu bak. Bihter çıktı karşıma. Adnan Bey. Sözümü kesme de dinle. Kim derdi ki o koca yalnızlıktan sonra ben de mutlu olacağım. Yeniden huzur bulacağım. Hayatın bizden ne zaman ne alacağı, ne zaman ne getireceği hiç belli olmuyor Beşir. Umudunu kaybetmeyeceksin. En önemlisi bu. Bu kötü hissettiğin günlerde bitecek elbet. Sabretmesini bileceksin oğlum. Biraz da kendin gayret edeceksin, yoksa olmaz. Ben gitmeni istemiyorum. Ama sana dur demeye de hakkım yok. Karar senin. Gidersen de, kalırsan da bu söylediklerimi unutma. Gidersen üzülürüm sadece, kırılmam sana, incinmem. Sadece üzülürüm. Ama şunu bilmeni isterim ki, nerede olursan ol, sen yine benim oğlumsun. Bir yere gitmeyeceğim Adnan Bey. Hep yanınızda kalacağım. Sizi kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. Hiç kimsenin. Anlaştık o zaman. Bir daha da bu konuyu açmak yok. Tamam, yok. Hadi o zaman. Thank you.